13. adımdayız. Hemen sisteme girişimizi yine yapalım. 10. sınıf, dil ve anlatım. Söyleşmeye bağlı anlatım ve mizahi anlatım, dil bilgisi konusu olarak da ünlemler var. Söyleşmeye bağlı anlatımla başlayalım. Karşılıklı konuşmalardan oluşan anlatıma söyleşmeye bağlı anlatım denir ki buna diyalog denilmesinin sebebi de o arkadaşlar. Karşılıklı konuşma şeklindedir. Genelde roman, hikaye gibi türlerde sıkça kullanılır ama asıl söyleşmeye bağlı anlatım tiyatrolarda daha çok karşımıza çıkar. Röportajlar, söyleşiler ve mülakatlarda en önemli kısım burası aslında. Bu anlatım için günlük hayatımızda sıkça kullanılır çünkü insanlarla karşılıklı konuşma halindeyizdir diyebiliriz. Özelliklerine bakalım. Tiyatro, roman, öykü, fabl, masal gibi edebi metinlerde karşımıza çıkar. Yazarın karşılıklı konuşmalara veya iç konuşmaya yer vermesi de yine söyleşmeye bağlıdır. Röportaj, mülakat, söyleşi, piyes, tiyatro bunlar da çok sık rastlanır. Roman ve hikayelerde de bazen kullanılır. Konuşma anında jest ve mimiklerle anlatım gücünü arttırır. Sohbet, mülakat, diyalog ve monolog metinleri söyleşmeye bağlıdır. Karşılıklı konuşmalar bağlama ve konuşulan kişiye göre değişir yani ortama göre. Bağlamdan kasıt burada ortam. Bu anlatım türünde jest ve mimikler önemli bir yer tutar. Anlatıma uygun olarak gerçekleştirilen jest ve mimikler. Yani konuşurken jest ve mimiklere dikkat edip onları da etkili kullanabiliriz. Karşılıklı konuşmalar bağlama ve konuşulan kişinin yaşına, konumuna, konuşan hitap ettiği kitleye göre değişiklik gösterebilir diyebiliriz. Söyleşmeye bağlı metinlerde anlatım sınırlandırılmalıdır. Anlatımı gereksiz yere uzatmak hem okuyucu hem de muhatabı yoracaktır. Bu zaten bütün metinler için geçerli. Gereksiz uzatmak okuyanı sıkar. Gerektiği yerde yapılan tekrarlar söyleşmeye bağlı metinlerde anlatımı kuvvetlendirir. Genelde diyaloglardan oluşur. Diyalog en az iki kişinin karşılıklı konuşmasıdır. Bir kişinin kendi kendine veya sanki karşısında biri varmış gibi konuşmasına da monolog denir. Söyleşmeye bağlı anlatımı kullanan yazarın amacı birbirinden farklı olabilir. Örneğin romancı anlatımında sıradanlığı kırmak, olay örgüsünü kahramanlar aracıyla vermek, kahramanları tanıtmak gibi amaçlarla söyleşmeye bağlı anlatıma başvurabilir. Oyun yazarı ise sahneleme tekniğinin gereği olarak olayı daha canlı kılmak, seyirciye yaşatmak için bu anlatımı kullanabilir. Mizahi anlatım adından da yola çıkacak olursak mizah yani güldürü ögesinin ağır bastığıdır. Yalnız burada güldürürken aynı zamanda düşünülmek de lazım. Toplumun bireyin eksik yönlerinin merkeze alındığı, eleştirildiği ve bunlar yapılırken de okuyucunun gülmesini sağladığı anlatıma mizahi anlatım denir. Mizahi anlatımda güldürürken düşündürme amaçları vardır. Genelde fıkralarda, öykü ve romanlarda karşımıza çıkar. Mesela mizahi anlatım bulunduğu bir karikatür var. Şişt, hanım bizim oğlan sabahlara kadar bilgisayar başında ders çalışıyor ya, bravo be derken aslında bilgisayar ekranında çocuğun oyun oynadığı görülmekte ve bunun üzerinden de bir mizah yapılmakta. Mizahi anlatım farklı amaçlarla farklı metinlerde kullanılabilir. Yani genelde mizahi anlatım için şunu diyebiliriz. Toplumun aksaklıkları güldürü unsuruyla beraber verilip etkileyici bir şekilde sunulmak istenir diyebiliriz. Mizahi anlatımın genel özellikleri de anlatım okuyucuda uyandırılmak istenen etkiye göre şekillenir. Bu anlatımda ses, taklit, hareket ve karşılıklı konuşma önemlidir. Mizahi anlatımda abartılı anlatım ve gerçek dışı unsurlar ya da gerçeği alay alma vardır. Alay unsur önemli. Mizahi unsurlar oluşturmada karşılaştırmalar, durumlar, hareketler, kelime ve kelime gruplarından yararlanılır. Roman, hikaye, tiyatro, deneme, şiir gibi türlerde kullanılır. Ve dil daha çok bir olayı anlatmak için sanatsal işlerde kullanılır diyebiliriz. Bazı kavramlar var, bunlara da dikkat edelim. Humor, eğlendirmek, güldürmek, birine, bir topluluğa, bir davranışa, bir kimseyi incitmeden takılmak amacını güden ince alaydır. İroni, söylenenin tam tersinin kastedildiği eleştiri nitelikli alay anlamlı bir kelimedir. Taşlama, bir kimsenin ya da bir toplumun kusurlarını, gülünç taraflarını eleştirel bir dille ortaya koymaktır. Kara mizah, komik ögelerin yanı sıra ürkütücü ve korkunç unsurlarına yer aldığı mizah türüdür. Parodi, ciddi bir yapıtın bir bölümü veya tamamını alay alarak gülünç etki oluşturan bir oyun türüdür diyebiliriz. Etkinlik kısmını kendiniz yaparsınız. Burada anlatım türleriyle ilgili bir kavram haritamız var arkadaşlar. Sene boyunca gördüğünüz anlatım türlerinin bir tekrarını yapmak için kullanılabilir. Yazılardan önce bakarsınız, yararlanabilirsiniz. Ünlem genelde seslenme ve duygu anlamı katmak için kullanılır arkadaşlar. Ünlemlerin genel anlamda kullanımı budur. Eyvah, vah,
ah, tuh, üf, of, beh, ay, ya, yuh gibi genelde seslenmeye ve duyguya dönük kelimelerdir. Tek başına anlam taşıması da biraz zordur. Ancak cümle içerisine girdiğinde anlamları çok daha belirgin olur. Ünlem türünde sözcükler kullanılırsa o cümle adı üstünde ünlem cümlesi olur diyebiliriz. Eğer ünlemden sonra büyük harfle başlanırsa ünlem kelimesinden sonra virgül getirilir. Ama ünlem kelimesinden sonra küçük harfle başlanırsa cümlenin sonuna getirilir diyebiliriz. Kastettiğimiz şu. Ünlem kelimesinden sonra virgül varsa şurası küçük başlamak zorunda. Lütfen küçük başlamış. En sona ünlem gelmiş. Diğer örneklere baktığınızda mesela Allah'ım deyince bir seslenme var. Eyvah ilk derse geciktim deyince de bir endişe, korku anlamı var. Zaten ünlemlerinde iki tane görevi var. Ya duygu anlamı katar ya da seslenme anlamı katar diyebiliriz. Etkinlikleri yaparsınız arkadaşlar. Birkaç tane soru çözelim. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir öğretmen derse geç kalan öğrencisine şöyle der. Aman efendim neden zahmet ettiniz? Niçin buraya kadar yoruldunuz? Biz gelseydik yatağınızın başucunda sizi yormadan, güzellik uykunuzu bölmeden, uyanmanızı bekleyip dersimizi size anlatsaydık. Sizi böyle okula kadar yoruyor olmak inanın bizi harap ediyor. Mahcubiyetimizden sıraların altına saklanasımız geliyor. Bir kere öğretmen burada öğrencisiyle tam tersini ifade etmeye çalıştığı için bir alay var. Sözcükler tersi kastedilerek kullanılmıştır. Mizahi bir anlatım vardır. Çünkü tam tersini ifade etse de güldürme unsurları var. Sözde soru cümleleri de var. Ne kadar yoruldunuz gibi aslında cevap beklemiyor. Ama bir tartışma havası yok. Cevap bu nedenle Denizli. İkinci soru Nasrettin Hoca'ya. Hangi anlatım türü ağır basmaktadır? Soru bu. Nasrettin Hoca'ya hocam senin hanım çok geziyor demişler. Nüktedan ve hazır cevap hoca cevabı yapıştırıvermiş. İftira etmeyin. O kadar çok geziyor olsa ara sıra bizim eve de uğrar demiş. Genelde fıkralarda güldürü unsuru ağır basar. O da mizahi anlatımı çok olduğunu gösterir. Cevap bu nedenle A seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci soru. Hangisi bir ünlem cümlesi niteliği taşımaktadır? Yani hangisinin sonuna ünlem işareti getirebiliriz? Duygu ya da seslenme olacak. Böyle şeylerin bizim aramızda lafı mı olur? Burada yok arkadaşlar. Teyzesini biz mi arayacaktık? Soru işareti. Görüş saati hala başlamadı mı? Soru işareti. Nerede yaşadığını öğrenemedim mi? Soru işareti. Ama benimle bir daha böyle konuşma derken bu bir emir ve kızgınlık içerdiği için duygu bildiriyor. Yani ünlem işareti olacak. Ünlem cümlesi.